Annen Evet, Museviyken Musevi'ydi. Müslüman oldu değil Müslüman mi? oldu. Maşallah. Beni de çok sever. Evet, çok Maşallah. seviyor. Beş vakit Maşallah. namaz kılıyor. Maşallah. Maşallah. Elhamdülillah. Maşallah. Peki biz annene doğramaya kalksam mıydık böyleydi? Yoksa şefkat gözü sevgiyle İslam'a yaklaştırmaya gayret etmemiz mi doğru? Hangisi doğru? Yaptığınız gibi şefkat de inşallah. Değil mi? Evet. Bu doğramacı takımına ne diyorsun? Yani Lanetleyenlere falan, aşağılamaya Kur'an'a kalkanlara. uygun davranmıyorlar tabii ki de. Değil mi? Evet. İnşallah. O zulüm olmuş Evet. olur. Ama şefkatle yaklaşmak, sevgiyle yaklaşmak, hayırla, güzellikle yaklaşmak, akılla anlatmak, değil mi? Nezaket göstermek Evet. Müslümanın vasfıdır. Müslüman güzel örnek olacak ki insanlar İslam'ın güzelliğini görsünler. İnşallah. Lanetlenmiş bilmem ne mahluk, pis mahluk, Evet. işte taşlar bana haber verdi seni öldüreceğim, odun bana haber verdi seni öldüreceğim dersen, bu zulüm olur. İnşallah. Çoluk çocuk hepsini doğrayalım dersen, bu zulüm olur. Evet. Çok büyük zulüm olur. Ve çılgınca bir hareket olur. Müslüman yapacağı bir hareket değil. Müslümanlık sevgiyle, akılla, ilimle, bilimle gelişir. İnşallah. Telkinle. Evet. İnşallah. İkna ve telkin kabiliyetinin güçlü ve güzel olması lazım. Evet. Hocam buyurun. Estağfurullah hocam, izninizle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliği boyunca ehli kitaba karşı saygılı davranmış, insan olarak onlara değer verdiğini her zaman hissettirmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine peygamberlik gelmeden önce Mekke'deki kabilelerin Abdullah bin Cuda'nın evinde toplanarak kurdukları Hılful Füdul cemiyetine katılmıştı. O zaman Peygamber Efendimiz 20'li yaşlarındaydı. O dönemde Kureyş Mekke'ye gelen yabancılara zulmediyor, yabancı tüccarların malını alıyor, ücretini vermiyordu. Bu şekilde zulme uğramış olan bir tacir şehir meydanında kendisine haksızlık yapıldığını ilan etti ve Mekke'nin ileri gelenlerini birlik olmaya çağırdı. Mekkeliler toplanıp bundan böyle kimseye zulmedilmemesi için kendi aralarında karar aldılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla ilgili peygamberliğinden sonra şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben Abdullah bin Cuda'nın evinde yapılan Hılful Füdal'la iştirak etmiştim. İslam geldikten sonra çağrılsaydım yine iştirak ederdim. Maşallah. Evet. Bunlar güzel. Güzel şeyler. Allah bizleri güzellik içerisinde yaşatsın. İnşallah. Hep güzellik ihsan etsin. İnşallah. İnşallah. Hayırlar, bereketler nasip etsin inşallah.